şimdi çok özel birisi var. Evet, çok özel birisi var. Kendisini ben Sayın Başbakanımızın huzurunda tanımıştım. Evet, piyano çalıyor ama olağanüstü bir yetenek. Buğra Çankır, kendisi son derece yetenekli, zihinsel engelli ama olağanüstü performansı olan bir kardeşimiz. Şu anda benden haber bekliyor performansına başlamak için ve söz sende Buğra, seni dinliyoruz. Thank you.
hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Hemen sizden de bu geceyle ilgili kısaca duygularınızı alalım. Evet. Buğra otizmli. 10 yaşındayken, şu an 16 yaşında kendisi, müziksel yeteneği olduğu anlaşıldı. Ondan bu yana 6 yıldır klasik müzik eğitimi alıyor. Ağırlıklı olarak piyano ama tabii teori, müziksel işitme, okuma, yazma, bunların eğitimlerini de alıyor. Ayrıca Bediye Sabancı Güzel Sanatlar Lisesi'nde kaynaştırma öğrencisi. Oradaki branşı da yan flüt. Orada da güzel başarıları var, ilerlemeleri var. İnşallah ileride yan flütte de size bir parça çalar. Benim vermek istediğim bir mesaj var. Buyurun. Yani programın şeyine de uygun. Aslında belki de bir dilek. Bu çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıralım. Şöyle ki, Buğra gibi benim tanıdığım müziksel yeteneği olan otizmli insanlar var ve onlar beni buluyorlar zaten. Telefonla ne yaptığımızı soruyorlar falan. Buğra'dan büyük olanlar da var ve ileri eğitime ihtiyaçları var Buğra gibi çocukların. Buğra 6 yılda buraya kadar gelmişse daha iyisini de yapabileceğinin kanıtıdır bunlar. Ben baştan beri oğlumun konservatuvar okumasını istiyorum. Ama konservatuvarlarımızın kayıt kabul yönergelerinde tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu getirmek ve fiziksel ve bedensel engeli bulunmamak gibi bir şart var. Sanki pilot seçilecekmiş gibi. Evet. Bu nedenden dolayı da Buğra gibi yeteneği olan insanlar konservatuvar kapılarından geri çevriliyorlar. Bu konuda destek mi istiyorsunuz? Hayır, benim söylemek istediğim şey şu. Aslında üst kanunlarımızı, anayasamızı falan bu çocuklarımız için hep revize ediyoruz, geliştiriyoruz. Evet. Ama alttaki yönergelerimiz hala, yani tabiri caizse orta çağdan kalma. Onların da yönergelerimizle kanunlarımıza uygun olarak bir ele alınması, yeniden yapılanması ve bu çocukların önündeki engellerin kaldırılması lazım. Yani konservatuvar eğitimleri de yine lise çağında olduğu gibi kaynaştırma eğitimiyle pekala yürütülebilir bu çocuklarda. Yani vereceğim mesaj bu. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Buğra'yı da alkışlıyoruz. Sevgili seyirciler, 1 milyonu aştık şu anda. Zaten görüyorsunuz ekranlarınızda. 1 milyonu aştık.